Evet özdeş iki kabın birleştirilmesiyle verilen bir kabımız var arkadaşlar. Şuradaki ölçekler suyun yüksekliğini veriyormuş bize. Fx yani Y suyun yüksekliğini veriyormuş. Bu kabın tamamı da 20 milimetre su alıyormuş. Yani o zaman şöyle parçalayacak olursak 10 milimetresi buraya 10 milimetresi de buraya dolacaktır. İçine koyulan su miktarını da x olarak vermiş arkadaşlar. O zaman şöyle bir düşünelim beraber bir. Bir grafik üzerinden anlatmaya çalışalım ifademizi. Başlangıçta eksi 5'miş yüksekliğimiz. İçine su dolduruyorum. Bakın ilk 10 mm suyu doldurduğumda grafik nereye gelecek? Sıfıra gelecek. Yani x 10 olduğunda grafik y'si sıfır olacak. Sonra 10 mm daha su dolduracakmışız. Sonra yüksekliğimiz nereye gelecekmiş? 5'e gelecekmiş. Peki bu grafik nasıl seyrediyor? Onu beraber bir konuşalım. İlk önce arkadaşlar kabımız ilk başta burası dolmaya başlayacağı için daralan bir kaptır. Artarak hızlı bir artış gösterecektir. Onun için şu şekilde olacaktır grafiğimizin ilk parçası. Buradan sonra kabımız genişlediği için artış miktarı yani yüksekliğin artış miktarı ne olacaktır? yavaşlayarak bir artış gösterecektir. Onun için buradan sonra da grafiğimiz şu şekilde bir yol alacaktır. Evet bu ifadenin grafiği buymuş. Peki bize soru ne diyor? Bu, fon, bu fx fonksiyonu. F içinde x artı 10 fonksiyonu tek bir fonksiyondur demiş. Arkadaşlar ne yapmış grafiğimizi? 11'im sola ötelemiş. Eğer ben bunu 11'im sola ötelersem grafiğim şu şekli alacaktır. Hemen göstereyim. Şuradaki 10 başlangıç merkezi olan orijinden geçecektir. O zaman grafiğimiz nasıl bir hale alacaktır? Şu şekilde bir hale alacaktır. Bu da orijine göre simetriktir. O yüzden tek bir fonksiyondur. fx fonksiyonu artan bir fonksiyon demiş. Evet fx fonksiyonuna baktığım zaman soldan sağa doğru yukarı yönlü bir hareket yapıyordur. Yukarı yönlü hareket yaptığı için de bu bir artan fonksiyondur. Demiş ki f için x artı 3 fonksiyonu çift bir fonksiyon. Bakın bu fonksiyonu ne yapmış? 3 birim sola ötelemiş. 3 birim sola ötelerse artık şu 10 noktası nereden geçecektir? 7'den geçecektir. Grafiğimiz şu hale alacaktır. Ya bu da y eksenine göre simetrik değildir. O zaman bu ifade yanlıştır. Yani artan bir fonksiyon değildir. Doğru cevabımız C şıkkıdır.